birinci bölüm üzerinde şahsi adına Ali Kenanoğlu, buyurun. Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabii görüşülmekte olan kanunun esasında rekabeti ortaya koyabilmesi açısından ve elektronik ticarette özellikle pandemi sürecinde dünya genelinde ciddi bir şekilde elektronik ticaret ağı oldukça genişledi ve dünyanın en büyük şirketleri arasında artık elektronik ticaret yapan şirketlerini sayılır hale geldi. Yani bütün dünyada, bütün ülkelerdeki elektronik ticaret şirketleri bu alanda sayılı şirketler haline dönüştü. Bu şirketler içerisinde tabii bunun getirdiği riskler var. Bu risklerden bir tanesi tekelleşme. Küresel firmalar oluştu ve küresel firmalar yerellerdeki bir takım firmaları da satın alarak kendi ağlarını genişletir hale geldiler. Türkiye'de örneğin iş yapan, bu alanda çok bilinen firmalara baktığınız zaman isimleri yerli olsa da, yani Türkçe isimlerle karşınıza çıksa da esasında bunların büyük çoğunluğu yurt dışından, yani dışarıdaki ülkeler tarafından satın almış firmalar ve şu anda bu firmalar yerli firmalar değil. Ama Türkiye pazarında ciddi bir tekel oluşturuyorlar. Sadece Türkiye pazarında değil, dünya genelindeki bütün pazarlarda da tekeller oluşturuyorlar ve bu tekellerin oluşmasının getirdiği sıkıntılar var ve bu büyük sıkıntılarda tabii ki esas olarak malı üreten ve malı pazara süren firmalarla yaşanan sıkıntılar oluyor. Çünkü bu işin maliyetinde yer alan ya da bu işin üretiminde yer alan firmalar ciddi bir şekilde bu elektronik ticaret firmalarından kaynaklı mağduriyet yaşıyorlar. Depo kiralama mevzusu, yani ürettiği ürünü depolamak, bunu bir yerde tutmak, bunu sevk etmek noktasındaki bütün maliyet ve zahmetin tamamı bu satıcı firmalar dediğimiz, tedarikçi firmalar dediğimiz tarafından yapılıyor ve bu firmalardan bu şirketler ürünlerini alırken, pazarlarken 3 ay vadelerle alıyorlar. Yani geri ödemelerini bu satıcı firmalara 3 ay vadelerle yaparken kendileri 1 ay vade içerisinde tahsilatlarını yapıyorlar ya da işte kredi kartları üzerinden ticaretlerini yerine getiriyorlar. Esasında tedarikçi firmaların, yerli firmaların, üretici firmaların, üretim yapan firmaların mallarını ve hizmetlerini üzerinden kar elde ediyorlar ve bu anlamda da korkunç yüksek rakamlara ulaşıyorlar. Ve diğer taraftan da bunlar reklam ağları üzerinden de büyük oranda elektronik ortamdaki, internet ortamdaki reklamlar üzerinden de çok ciddi bir şekilde kendilerini tanıtıp çeşitli manipülatif ortamları da yaratmış oluyorlar, manipülasyonları da yaratmış oluyorlar. Bu firmalara karşı yerli firmaların, daha küçük çaptaki yerli firmaların mücadele etme imkanı ortadan kalkıyor. Hem rekabet açısından, reklam piyasası açısından ve diğer taraftan sağladıkları geniş ağlar üzerinden bu imkanlar neredeyse ortadan kalkar hale geliyor. Bütün bunların tabii önünü almak gerekiyor ve birinci önceki konuşmamda da söylediğim gibi esasında bizim açımızdan, yani yerli Türkiye'nin insanları açısından en büyük risk de bu firmalar yüzünden neredeyse esnaf diyebileceğimiz mahalle esnafları ve yereldeki il ve ilçelerdeki satıcı firmalar artık iş yapamaz hale geliyor. Çünkü herkes şu an için en kolaylıkla elindeki telefonla çok rahatlıkla istediği ürünü bulabiliyor ve bunların üzerinden de bu ürünleri satabiliyorlar. Tabii bir taraftan da cüzdan uygulaması var. Cüzdan uygulamasıyla da sizin paranızı orada tutuyor, size çeşitli imkanlar sağlıyor ve sizin sadece bu ürünün üzerinden alışveriş yapabilme ağını oluşturuyor. Yani siz başka bir yerden alışveriş yapma ihtiyacı duymuyorsunuz. Nasıl olsa benim burada indirimim var, nasıl olsa benim burada cüzdanım var, birikmiş kredim var üzerinden bakıyorsunuz ve tümüyle aslında yerli firmaları ve yerli sistem içerisindeki oyuncuları ortadan kaldıran bir tekelleşmeye yol açıyor. Bütün bunların önlenebilmesi açısından bu konuda Rekabet Kurulumu'nun öncelikli aktif olarak görev alması gerekiyor.
Bu kanunun bunun önüne geçeceği muhakkaktır ama bununla birlikte rekabet kurumunun da üzerine düşen görevi...